Yani bir kere her şeyden önce Olof Palme'nin ismi önemli. Çünkü Olof Palme e, her zaman barışı savunmuş ve silahsızlanmayı savunmuş bir dünya lideriydi ve bence bu yüzden de öldürüldü zaten. Yıllar sonra bir e, İsveç vatandaşı tarafından bireysel olarak bir cinayet işlendiği iddia edilse de ben e, bütün dünyada emperyal güçlerin ve silah tekellerinin bu kadar egemen olduğu bir dünyada e, güçlü bir devletin başkanının silahsızlanmayı savunmuş olmasının e, birçok kesimi rahatsız ettiğini hep düşündüm. Ve bu nedenle de katledildiğini hep düşündüm. E, bu nedenle isim önemli bir isim. Barış savuncusu bir isim ve bu yıl üç kadın arasında paylaştırılması da önemli çünkü bu üç kadının da geldiği coğrafya savaş ve çatışma ortamlarının yoğun olarak devam ettiği coğrafyalar. Ukrayna savaşı hepimizin bildiği gibi orada barış mücadelesi bir veren bir kadın aktivist. İran'da ee, yine Mahsa Amini'nin başlattığı e, mücadelenin devamı olan bir kadın aktivist ve bizim coğrafyamızda da bir insan hakları savuncusu olarak bana verilmiş olması tabii ki önemli. Bugün e, Bu üç coğrafyada e, gerek e, İran Gerek Ukrayna, gerekse Türkiye, Kürdistan, çatışma ortamının devam ettiği, insan haklarının ihlal edildiği coğrafyalar ve buralarda verilen kadın mücadelelerine verilmiş olması da ayrı bir önem taşıyor tabii ki. Şimdi bütün savaşlarda savaşın en büyük, birincil mağduru hep kadınlar ve çocuklar olur özellikle e, ulusal mücadelelerin devam ettiği yerlerde bu daha da yoğun yaşanan bir şey ve e, kadınların verdiği barış mücadelesinin ben son derece etkili bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bizim coğrafyamız açısından ele alırsak bizim coğrafyamızda aslında savaşa karşı en aktif mücadeleyi veren hareket kadın hareketi. Bütün coğrafyalarda böyle kadınlar tüm erkek egemen sistemlere karşı hem savaşa karşı mücadele ederken bir de erkek egemen rejime karşı mücadele ediyorlar. Bu nedenle de kadın mücadelesi çok önemli ve ee, tüm coğrafyalarda gördüğümüz üzere de biatsız bir mücadele, kadın mücadelesi. Bugün dünyada siz kadın mücadelesinin simgesi nedir diye sorarsanız Mahsa Amini ve Jinjian Azadi sözleri aklımıza gelir. Bu da kadının gücünü gösteriyor. Bugün bütün dünyada barışın sözü oldu artık Jinjian Azadi. O nedenle bence bu ödülü veren komite de bundan etkilendi bu mücadeleden etkilendi e, ben e, bu nedenle de çok önemsiyorum yani diğer iki kadın aktivistin de e, mücadelelerine baktığımda gerçekten son derece biatsız mücadele veren iki kadın İran'daki kadın arkadaşımız cezaevindeydi sanıyorum tahliye olmuş emin değilim e, ben hakkında 20, 26 yıl 9 ay hapis cezası olan 6 yıldır yurt dışına çıkamayan bir kişiyim Ukrayna'da mücadele eden kadın e, hakları savunucusu da yine büyük bedeller ödemiş bir kadın. O nedenle böylesine barış yanlısı bir insan adına verilen ödülün kadın haklarına verilmiş olması çok önemli. Yani tabii ki bizler insan hakları savunucuları olarak devletlerin kurduğu bir takım örgütler konusunda ve savaşa hizmet eden aslında örgütler konusunda tavrımız belli biz dünyada her zaman barışı ve silahsızlanmayı savunan örgütleriz ama bu ödülü İsveç Devleti vermiyor. Yani İsveç Devleti evet NATO'ya girmeye çalışıyor. Türkiye'nin bu konuda söz hakkı var ve aralarında problemler var Türkiye ile İsveç'in. Ama bu ödülü veren e, Olof Palme Vakfı yani İsveç'te silahsızlanmayı savunan bir vakıf, barış savunan bir vakıf, birçok barış mücadelesini de dünyada destekleyen bir vakıf. O nedenle İsveç Devleti değil. E, yani biz burada böyle bir süreçte Olof Palme Vakfı'nın bu ödülü bence vermiş olması yani barış mücadelesi veren kadınlara vermiş olması aslında bu emperyal güçler arasındaki mücadeleye karşı da bir tavır diye ben düşünüyorum. Yani ben e, tabii biz kendi coğrafyamızda her zaman baskı gören insanlarız. Yani ben 90'lı yılların başından itibaren insan hakları hareketi içindeyim. Birçok e, hak ihlaline tanıklık ettim özellikle Kürdistan'da. E, birçok kadının haklarının ihlal edildiğine, birçok kadının ölümüne, gözaltında kaybına, cinsel işkenceye maruz kalmasına o kadar çok büyük savaş acılarına tanıklık ettik ki ve kendi coğrafyamızda ma maalesef ki bu tanıklıklarımız nedeniyle hep suçlandık, cezaevine girdik, tehditler edildik, silahlı saldırılar yaşadık ama bunun uluslararası düzeyde bir insan hakları kurumu tarafından değer görmesi tabii ki son derece onur verici. Bütün ödüller açısından hep aynı şeyi düşünüyorum. Bu ödüllerin hem insan hakları mücadelesinin onurlandırılması anlamında önemi var. Hem de koruyucu olduğunu düşünüyorum. Yani insan hakları savunucularını bu tür ödüller koruyorlar. Sadece ben ödül almıyorum. Ödül olan birçok insan hakları savuncusu var. Birçok oluşumdan. Bunların hepsinin aynı zamanda koruyucu olduğunu düşünüyorum. Yani sermaye, e, nasıl küreselleşiyorsa, emperyal güçler nasıl küreselleşiyorsa insan hakları mücadelesi de küreselleşiyor. İnsan haklarının uluslararası dayanışmasına çok ihtiyacımız var ve bütün dünyadaki barış hareketlerinin de bu dayanışmaya çok ihtiyacı var. Bizim coğrafyamızda da çok uzun bir zamandır savaş ve çatışma ortamı var. Bu tür ödüllerin bu ortamları görünür kıldığını da aynı zamanda düşünüyorum. Çünkü bu üç kadında Savaşa karşı mücadele eden kadınlar barışın ödüllendirilmesi olarak da değerli olmuş.